Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında birlikteyiz ve Nisa suresi 60. ayeti kerime üzerinde biraz sohbet etmek istiyorum. Çünkü bu ayeti kerime gençlerimiz tarafından veyahut da Kur'an-ı Kerim'e aşina olan herkes tarafından bilinen ve hatta üzerinde sohbet edilen, belki münakaşa edilen ayet-i kerimelerden birisidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ilellezine yez'umune ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min qablike yuridune en yetehakemu ilettağuti ve kat umiru en yekfuru bih ve yuridu şeydanu en yudillehum dalalen ba'idan. Şu sana indirilene, senden öncekilere indirilenlere iman ettiğini zanneden, fakat muhakeme olmak için tağuta gidenlere bir baksana. Bu ayet-i kerimede epeyce parça parça ele alınması gereken bölümler var. Nedir? Demek ki söz konusu olan insanlar, burada münafıklardan bahsediliyor ama bu münafıklardan bir kısmı ehli kitaptan olmalı ki hem sana indirilene hem de senden önceki indirilenlere de iman ettiğini zanneden ama mahkemeleşmek için tağuta giden kişiler ele alınıyor. Allah-u Teala onları uyarıyor ve onları bizim gözümüzün önüne seriyor. Demek ki bileceğimiz şeylerden birisi, bu insanlar sadece Arap veyahut da Medine'nin Evis ve Hazreç'ten iman etmeyen münafıklarından değil de aynı zamanda ehli kitap da, böyle bir rivayet de var, böyle bir haber de var. Yani Yahudilerin bir kısmı Peygamber aleyhissalatü vesselama iman ettiklerini söylemişlerdir. Yani onlar da burada söz konusu ediliyor. Ama iş mahkemeye gelince nedir? Yani Allah'ın Resulünü bırakıyorlar ve başkasına gitmek istiyorlar. Tağuta gitmek istiyorlar. Tağut kimdir? Tağut Kur'an-ı Kerim'de 8-9 yerde geçiyor muhterem izleyenlerim. Ve tabii bilenler bilir, bu kelimeyle ilgili epeyce geniş açıklamalar var. Hatta müstakil kitaplar bile vardır tağut falan diye. Biz nasıl özetini çıkarabiliriz? Tağut nedir? Tağut, tuğyan edendir. Tuğyan edendir. Azandır. Tuğyan edendir. Ama bu azgınlık sadece bireysel, kendi nefsinde kalan bir azgınlık, taşkınlık değil. Yani birileri taşkınlık yaparlar, birileri azgınlık yaparlar ama kendine yapar ne yaparsa, cinsinden olanlar değil de özellikle başkalarına, taşkınlıklarını başkalarının üzerine taşıranlar ki mesela Kur'an-ı Kerim'in hemen ilk inen sureyi celilesinde, İkra suresinde bu kelimenin kökeni var. Nedir? Kella innel insane le yatga. Hayır, andolsun ki insan azar, tuğyan eder. Ne zaman? Buradan tağutu biraz daha iyi tanıyoruz. Ne zaman tuğyan eder? Erra'ahüs tağne. Kendini müstağni görünce tuğyan eder, tağutlaşır. Müstağni görmek de demektir. Yani kendisini Anadolu'nun tabiridir, başkalarına eyvallahı olmayan, yani parası, gücü olan, yani böyle olunca, yoksa normal bir insan kolay kolay bir ihtiyar tuğyan edip tağutlaşamaz, bir çocuk tağutlaşamaz. Kendinde bir şeyler gören ve özellikle başkalarına muhtaç olmadığını zanneden, ki bu arada tabii özellikle Allah-u Teala'ya muhtaç olmadığını da zanneden, biriler esas müstani olmak, müstaniliğe istina
Allah'a karşı istina da var. Böyle bir düşünce de var. İşte tağut budur. Ve kısacası tağut, Allah'ın kullarını kendisine kul edinmeye yeltenen kişidir, kuruluştur. Yani bazen bir kişidir, bazen bir ekiptir, bazen iblistir. Ama yani bazen iblistir, şeytandır ama her zaman değil. Mesela burada nedir? Burada bizzat iblis kastedilmiyor. Niye? Çünkü zaten şeytan aşağıda ayrıca zikrediliyor deniliyor. Ve yürüyüdü şeytanı en yudillahım dalalen ba'ide. Ve böylece şeytan onları yani çok çok böyle sapkınlıklara sürüklemek ister diyor. Ha demek ki bir tağut var burada. Bir de ayrıca şeytanın da ona destek olması var. Onun işini kolaylaştırması veyahut da tağutu kabullenen kişiye tabii onun şahsında bu işi kolaylaştıran şeytan var. Evet, bunu bu şekilde bilelim. Muhterem izleyenlerim, herhalde hepimizin aklına bir başka şey geliyor. Nedir? Bunun herhalde bir sebebi nüzulü olması lazım. Ne olmuş da böyle olmuş diye. Var, epeyce Buhari'de, Müslim'de falan zikrediliyor ama biz o tarafa dalmayalım. Çünkü yani bizim yani ilmimizi fazla şey yapmaz yani, eksiltmez de ve yeteri kadar bilgi verebiliriz. Nedir? Bir rivayete göre bu kişi mahkeme olalım diyen kişi birisi normal münafıklardan, birisi de Yahudi münafıklarından. Bunlar Ka'b bin Eşref'e gitmek istiyorlar. Ka'b bin Eşref kim? Yahudilerin en ciddi şeysi. Siz şair diyor tabii kitaplar da, yani şairin o günkü şeysi, fonksiyonu bugünkü gibi değildir. Nedir? Şair o zaman tabir caizse tıraşı en yüksek olan şeydir yani, gazetedir. Veyahut da izlenme oranları en yüksek olan televizyonda diyebilirsiniz siz buna. Yani Ka'b İbni Eşref'e veyahut da şairlere. Bu gözle de bakabilirsiniz. Yani fesadı etkin olan, yani sözü etkin olan, yani şair dedin mi, eğer bir şair, hele tabii kötü niyetle bir şiir söylediği zaman, onun söylediği şiir nedir? Senin benim söylediğim laftan çok çok daha önemlidir. Niye? Çünkü kelime ölçülerine de uygundur. Şiir ölçülerine, kulağa, zihne daha etki yapabilen bu kabiliyetler var ya şairde. Yani bu söz nasıl söylenirse daha güzel olur. Yani ayrı bir konuya giriyoruz ama yani bu arada bunu İslam için kullanmak da var, öyle değil mi? Yani bu gibi yani sanatları, bu gibi sanatları Allah'ın dini uğruna da kullanmak da vardır. Nitekim yani bizim dinimizi bize kadar getiren güzel şairlerimiz de var. Yani normal sıradan senin gibi benim gibi insanın sohbeti ayrıdır. Ama bir şairin bir şiir, bir mısra söylemesi, bir dörtlük söylemesi ve yerine oturması nedir? Ve tabir caizse böyle bir çelik bir kalıba dondurulmuş kelimelerdir. Bunlar kolay kolay unutulmaz. Kolay kolay zihinlerden silinmez. Niye? Çünkü insanın zihni, insanın aklı biliniyor bunlar tarafından. Yani şairlerin en büyük özelliklerinden birisi nedir? Yani sözü güzel söylemek veyahut da yerinde söylemek veyahut da etki edecek diyelim. İlla güzel kelimesini kullanmayalım da. Onun için Ka'b İbni Eşref'in de böyle bir özelliği vardı. Yani ciddi bir Yahudi şairi idi ve muhterem izleyenlerim, Allah'ın Resulü bu adamdan bizardı ha. Hani bugün Müslümanlar bir takım yani küfrü temsil eden televizyon kanallarından, gazetelerden, büyük tirajlı gazetelerden eğer küfrün cephesindeyse, nasıl ki bizar ise, içi yanıyorsa, etkileniyorsa, Allah'ın Resulü de açık konuşalım, kim beni bunun dilinden kurtaracak derdi diyordu Ka'b İbni Eşref'in. Dilinden kim beni kurtaracak demişti ve Ensar'dan bir Müslüman Muhammed bin Mesleme olma ihtimali var. Ben ey Allah'ın Resulü
demiştir ve bu adamı uzun gider, inşallah yeri geldiğinde anlatırız da bu adamı öldürmüştür. Bu adamın öldürülmesi büyük bir olay olmuştur. Niye? Çünkü Yahudilerle bir anlaşma vardı. Medine'de birlikte güzelce yaşıyoruz. Şu kurallara riayet etmek şartıyla diye Medine'deki bütün Yahudilerle, üç Yahudi kabilesiyle de yani güzelce anlaşmalar vardı. Bu anlaşmalar bozulmadığı halde, dikkat edin, ve savaş haline girilmediği halde Allah'ın Resulü Kâb ibn-i Eşref'i öldürtmüştür. Bu da böyle bilinir. Niye? Çünkü adam Allah'ın Resulü'nün aleyhine öyle şiirler söylüyordu ki bu da anlaşmaya aykırıdır. Bu da birlikte yaşamaya aykırı değil midir? Bozmak değil midir? Evet. Onun için ona yani şiirle cevap vermek yerine bazen kim ne derse desin Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yolu izlemiştir, tutmuştur ve önemli bir olaydır. İşte bu adama gitmek istiyorlar. Aralarında bir konu, bir anlaşmazlık çıkmış. Hem Müslümanız diyorlar, hem Allah'a iman ettik, hem Muhammed Aleyhisselam'a iman ettik. Muhammed Aleyhisselam'dan önceki indirilenlere de iman ettik, Tevrat'a, İncil'e de iman ettik diyor. Ve hem de Allah'ın Resulünü bırakıp mahkeme olmak için başka bir kapı arayan, tağuta arayan kişilere Allah-u Teala burada ne yapıyor? Onları uyarıyor. Onların yaptığı yanlışları anlatıyor. Zaten eğer hatırlarsanız aradan vakit geçti de muhterem izleyenlerim bundan önceki ayeti kerimelerde yani ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan ülül emre de ayeti kerimesini onu bir hatırlayın. Mesele nedir? Bu ayetler ahkam ayetleridir. Bu ayetler mahkeme ayetleridir. Bu ayetler hüküm ayetleridir. Nedir? Bu hükmün çatısı nedir? Bir, itaat edilecek bir makam. Kimdir? Öncelikle zaten biraz sonra gelecek, daha sonraki sohbette belki ele alabileceğiz. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاءَ بِيْزْنِ اللّٰهِ Eğer biz bir Rasul göndermişsek, itaat edilsin diye gönderdik. Rasuller itaat edilmek için vardır. Unutmayalım. Sadece inanılmak için değil. Bu adam dürüst ya, bu adam doğru söylüyor, bu adam Allah'ın Resulü. Tamam, onu da diyeceğiz ama itaat edilecek. İtaat edilecek. Bütün Resuller itaat edilmek üzere gönderilmiştir. Bu ayet-i kerime ile alakası nedir? Bu ayet-i kerime ile şöyle bir alakası vardır. Ha, zaten o zaman Allah'ın Resulü yaşıyor ve ona itaat edilecek. Bu ayrı bir olay. Ama itaat makamı nedir? İtaat makamı öncelikle peygamberlerdir. Kesinlikle itaat edilecek. Hiç yani şartı şurtu yoktur. Şöyle olur yok. Peygamberse akan sular durur. Bir dediği iki edilmeyecektir. Bu bir. Başka bir de insanların yetki verdikleri, Müslümanların yetki verdikleri. Biz velayet hakkımızı sana veriyoruz. Sen bize karış. Sen bizi yönelt, sen bizim hatalarımızı söyle, sen bizim eksiklerimizi söyle, sen bize emri bil maruf yap, sen bize nehyi anil münker yap. Ayağımız kayarsa, şunu bu şöyle olursa, sen gel bizi düzelt, aha sana yetki, sana biat ediyoruz diye verilen yetkiler vardır. Bu büyüktür, küçüktür, yani devlet çapındadır, aşağıdır, köydedir, mahalledir ama Müslümanlar, bunlar olmadan olmaz. Yani her yerde Müslümanları uyaran birileri olmalıdır. Vel tekum minkum ümmetun yed'una ilel hayr ve ya'muruna bil maruf ve yenhevna anil münker. Ve ulaike humul muflihun. İşte yani mutlaka ve mutlaka sizin içinizde Allah'a çağıran, emri bil maruf yapan, nehyi anil münker yapan bir grup, bir ekip, bir ümmet kesinlikle bulunsun. Ayet-i kerimesi gereğince yani Müslümanlar başıboş sürüler değildir. Müslümanlar başıboş insanlar değildir. Kesinlikle karışanı vardır. Belki bunu bazı beyefendiler kabullenmeyebilir ama Müslüman Müslümana ne yapar? Karışır. Evet, bal gibi karışır.
Yani ben senin namaz kılmadığına karışırım. Ha belki karışırım da ne derece karışırım? En azından bir şeyler söylerim. Ya ezan okundu. Daha bile bak bir saat de geçti daha duruyorsun ve kılmayacak mısın? Haydi kalk namaz kılalım deme hakkım var mı? Hakkım değil bu benim yükümlülüğümdür, mükellefiyetimdir. O da bana diyebilir. O da bana başka bir şeyde bulunabilir. Ha işte bir de bunun kurumsallaştığını düşününüz. Bunun disiplinli bir şekilde yani bir kurum oluşturulduğunu düşününüz. Evet, Müslüman budur. Konuyu dağıtıyoruz ama evet burada bir hüküm. Hüküm demek için yani ahkam ayeti, hüküm ayeti demek için veya hüküm vermek için nedir? Bir üst makam lazımdır. Bu üst makam iki türlü olur. Dediğim gibi birincisi yetki verir. Müslümanlar ona yetki verir ve böylece üst makam olur. Başka bir de o kişi çalışarak, okuyarak, kendini yetiştirerek, bilerek, kimsenin bilmediği şeyleri bilerek, ötekilerin bilmediği şeyleri öğrenerek, bilerek ne yapar? Üste çıkar. Yani bu üste çıkmak demek illa maddi yönden falan değil. Yani bilmek sorumluluk gerektirir. Onun için bir üst makamdır. Bilenler bir üst makamdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el ulema'u veresetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Kim alim? Seçimle mi gelir alimler? Yok. Kendisi elde eder. Kendisi çalışır, okur, kazanır ve öyle bir yere gelir. Öyle bir yere bakar ki ha, biliyor. Aynen bu. Tabir caizse yani şöyle düşününüz. Yani herkes bir tepeye doğru tırmanmaya çalışıyor. Ama birisi önceden çıkmış aşağıyı görüyor. Veya birisi bataklıktaki insanların içinden çabalayarak, çırpınarak biraz şöyle ayağını sağlam bir yere basmış. Çıkmış, bir taşın üstüne çıkmış ve görüyor. Etrafı görüyor, seyrediyor. Kimin ne yapacağını az çok biliyor. Böyle de tarif edebiliriz ilmi. Evet, muhterem izleyenlerim, demek ki bunlar İslam'ın ölçüleridir. Bir Müslüman tağuta gidemez. Ha, bir de kahinden de bahsediliyor. Ebu'l-Bürde mi? Bir kahine de gitmek istediklerini. Yani adamlar peygambere gittikleri zaman kendi aleyhlerine herhalde hüküm vereceğini anlıyorlar. Buna benzer olaylar var İslam tarihinde. Zayıf imanlı bir takım kişiler, hatta birinde tam bunun zıttı. Bir Yahudi ve bir münafık kendi aralarında bir konuda çelişkiye düşüyorlar. Yahudi diyor ki gel Muhammed'e gidelim diyor. Öteki de yok diyor, gitmeyelim diyor. Niye? O münafık biliyor ki eğer Peygamber aleyhissalatü vesselama gidilirse o doğruyu söyleyecek ve kendisi haksız çıkacak. Ve onun için o da yamultuyor, o da kaçıyor. Buna benzer rivayetler var. Evet, muhterem izleyenlerim, tağut nedir? Ve tağuta müracaat etmek her zaman mı böyle yasak veyahut da yani Müslümanların hakim konumda olmadığı, Müslümanların hükmetme makamında olmadığı, bir mahallede, bir ülkede, bir yerde Müslümanlar başka mahkemelere gider mi, gidemez mi? Bu önemli bir konu. Hatta bugün yani dünyanın çok yerinde böyle bir problem vardır. Ve bu problemi ortaya getirenler, buradan başka yerlere kayanlar, yanlış hareket edenler, Müslümanların aleyhine olacak bir takım davranışta bulunanlar falan var. Bu önemli bir konudur. Onun için bu hüküm meselesine, tağutun mahkemesi meselesine önümüzdeki sohbetimizde devam etmek istiyorum. Bu şekilde yarım kalmasını istiyorum. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem izleyenlerim.